TRT Türk ekranlarından herkese merhaba. Rehber'e hoş geldiniz. Köln'den Sevilla'ya, Torino'dan Oslo'ya, Paris'ten Amsterdam'a, Lizbon'dan Maribor'a, Avrupa'da sesimizin ulaştığı herkese selamlar, sevgiler. Vatanınızdan, Türkiye'den, evlerinize ve gönüllerinize ulaşmaktan, konuk olmaktan mutluluk duyuyor. Tüm Rehber ekibi ve TRT Türk ailesi olarak hepinize canı gönülden hoş geldiniz diyoruz. Bugün çok özel bir yayında sizlerle beraber olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi her hafta alanında uzman konuklarımız ve hayatımıza dokunan konularımız ile çalışma hayatı başlığı altında merak edilenlere rehber olmak üzere sizlerle bir araya geliyoruz. Bugün Kudüs'e bağlanarak Mescid-i Aksa'nın İmam Hatibi, Yüksek İslam Konseyi Başkanı ve Kudüs Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Şeyh Doktor İkrama Sabri hocamıza Mescid-i Aksa'nın dünyaya mesajı nedir diye soracağız. Ayrıca girişimci Doktor Yavuz Selim Sıla ile bir araya gelerek dijital dönüşümün iş hayatına etkisini konuşacağız. Dolu dolu bir program bizleri bekliyor. Keyifli seyirler diliyorum. Ben Yasir Yanılmaz, Rehber başlıyor. Dijital dönüşüm nedir? Dijital dönüşümün iş dünyasına etkisi neler olacak? Girişimimi büyütmek için dijital platformlardan nasıl faydalanabilirim? Hepsi ve daha fazlası Rehber'de sizlerle. TRT Türk'ün tüm sosyal medya hesaplarından bize ulaşabileceğiniz gibi 0090 553 038 99 48 numaralı WhatsApp hattımızdan veya rehber@trt.net.tr e-posta adresimiz üzerinden sorularınızı ve görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ ol. Çok çok iyiyim. Seni görünce her zaman iyi. Çok iyiyim. Bizler de sizi görünce, pozitif enerjinizi görünce gerçekten ayrı bir mutlu oluyoruz. Aynı şekilde. Sizleri stüdyomuzda ağırlamak bizler için ayrıca bir memnuniyet, mutluluk. Sağ ol. Kıymetli hocam, dijital dönüşümün iş hayatına etkisini konuşacağız. Evet. Malumunuz artık bilişim çağında yaşıyoruz. Evet. Yani hayatımızda adım attığımız her alanda mutlaka bilişim hayatının bir yerine temas etme durumu kesinlikle, oluyor. Kesinlikle. İş hayatı da tabii bizler için, dünya için çok önemli. Çok. Ekonominin merkezi ve zaman çok çok kıymetli. Kesinlikle. Zamanı verimli kullanma açısından da her işletmenin, üreticinin, kurumların, kuruluşların tabii dijital dünyayla bütünleşebiliyor olması lazım. Kesinlikle. Onun için bu konuya çok önem veriyoruz. Bu konuyla ilgili sizin tecrübelerinizden faydalanmak üzere bugün sizleri davet ettik. Sağ olun. Hemen ilk sorumla başlayayım kıymetli tabii hocam. Tabii. Dijital dönüşüm nedir? Dijital dönüşüm baktığınızda aslında şu anki yaşam tarzımızı yeni bir formata sokmaya yönelik bir gelişmedir. Şu an baktığınızda devrimleri, birinci devrim, ikinci, üçüncü ve dördüncü sanayi devrimine kadar giden yolda en son yaşanan devrim, bilişim devrimiyle aslında bu dönüşüm başladı hali hazırda. Ve Endüstri 4.0 dediğimiz bu dönemde artık bakıyoruz ki her firma, her kuruluş, tüm devletler dijital dönüşüm yarışında pozisyon alıyorlar. Hatta siyasi partiler kendi dijital dönüşümleriyle ilgili olarak programlar yapıyorlar. Sivil toplum örgütleri kendi dijital dönüşümünü yeniden tanımlıyor. Üniversiteler kendilerini nasıl eğitim sürecinde dijital dönüşüme adapte edebiliriz? Eğitimimizi nasıl hem online hem offline hibrit hale getirebiliriz? Yine kuruluşlar ve çalışma hayatındaki iş yerleri özellikle de COVID'le sevgili Yasir'cim bu dijital dönüşümün zorlanarak geçtiği bir döneme geçtiler. Çünkü diyorlar sizi dijital dönüşüme taşıyan CEO'nuz mu, CTO'nuz mu, CFO'nuz mu yoksa COVID mi? Çoğu kuruluş artık diyor ki evet COVID'le biz dijital dönüşüme giriş yaptık. Kısacası tüm yazılım, bilişim dönemindeki artık bilgisayara geçişle ve bilginin, verinin tamamen buluta geçmesiyle beraber burada hayatımıza dokunan her noktada dijital dönüşümü yaşıyoruz. Çocuklarımızın eğitim biçiminden tutun, hastalıklarımızın tedavisine, savunma sanayindeki tüm gelişmelerden tutun. Otomotivler artık biliyorsunuz otomotiv fuarlarında TOG artık otomotiv fuarlarına katılmıyor, bilişim fuarlarına katılıyor. Çünkü evet, mobilite dediğimiz alanda tamamen tüm dönüşümü bilişime göre kurguluyoruz. Zaten TOG'un CFO'su TOG'dan bahsederken araç veya otomobil demiyor, cihazdan. Cihaz aynen olarak öyle tabir ediyor. Tabii ki. Çünkü dijital bir cihaz yani girdiğinizde. Evet. Dolayısıyla aslında ne kadar soyut ama bir o kadar da her noktasında somut.
bir durum. İhracatçımıza bakıyoruz çalışma hayatında. Eskiden ihracat yaparken işte ben şu kadar konteyner bunu yolladım, mal yolladım denirdi. Şimdi gidiyorsunuz ticaret odasına, hemen bir belleğin içerisinde benim ihracatım bu, bu da 500 milyon dolar diyorsun. Evet. Bir akıllı belleğe sığan bir dijital dönüşümden bahsediyoruz. O değeri aslında ihracatçılarımız yakalaması açısından da Avrupa'daki değerli vatandaşlarımız için de dijital dönüşüm Türkiye'nin ihracatını da 500 milyar dolara taşımasındaki en önemli konu. O yüzden bu konuyu seçtiğiniz için çok tebrik ediyorum size. Teşekkür ederiz. Kıymetli hocam şöyle. Şimdi dijital dönüşüm hakikaten çok kıymetli ama bu dijital dönüşüm gerçekleşirken kullanılan argümanlar var. Evet. Yani programlar var. Özellikle pandemi dönemine kadar dünyada kabul görmüş. Şimdi ismini zikretmem doğru olmaz ama Almanya ve Amerika menşeli bir program vardı ve maliyeti de çok yüksek olan bir program. Evet. Kurumlar, kuruluşlar hep bunu kullanmak mecburiyetindeydi ve her yılda ciddi bir bakım miktarı bedel ödeniyor. Yani güncelleme bedeli diyorlar, bakım bedeli diyorlar. Her bir modülün satın alma değerinin %20'si kadar da bakım bedeli alıyorlardı. Ama daha sonra tüm dünyada yazılımcılar için de, yazılım sektörü için de Winter is Coming dedikleri bir program çıktı. Low-code teknolojisi çıktı. Evet. Yani ben bunu yapay zeka olarak adlandırıyorum ama yazılımcı arkadaşlar hayır bu yapay zeka değil diyorlar. Yani öngörülebilen çözümleri kendi içinde barındıran bir teknoloji. Evet. Çok basit bir Java altyapısıyla low-code'un üzerine program yazıp tabii dijital dönüşüm yapabiliyorsunuz. Bu soruyu getireceğim nokta şu. Tabii. Yerli ve milliliğe aslında önem çekmek için söylüyorum. Muhteşem. Pandemi sonrasında dijital dönüşümün bu kadar ihtiyaç haline gelmesiyle beraber özellikle low-code teknolojisi üzerine yazılan yazılım programları çok rağbet gördü. Çünkü dünyaca kabul görmüş birçok program artık low-code'la beraber maliyetleri %10'a kadar düşmüş oldu. Kesinlikle. Yani ciddi bir maliyet tasarrufu edinmiş oldu ve kesinlikle çok daha kullanışlı. Hatta çok uzatmadan hemen tamamlayayım. Yok, muhteşem bir nokta. Bahsettiğimiz diğer programların modüllerinde modüller bir omurga gibi duruyor. Evet. Kurum ve kuruluşlar onun etrafında şekillenmek zorunda. Yani bravo, sizin satın alma modelinizi siz belirleyemiyorsunuz. Tabii ki. O program nasıl istiyorsa bir ürünün satın almasını o şekilde gerçekleştirmek zorundasınız. Low-code teknolojisinde muhatabı omurga kabul edip etrafında şekillenebiliyorsun muhteşem gibi. Muhteşem. Yani burada özellikle yerli ve milli yazılımlarımız, üretimlerimiz, tabi biliyorsunuz dünyanın her yerine artık mobil uygulamaları da ihraç eder noktaya geldik. Kesinlikle. Türkiye dijital konuda yazılım dünyasında gerçekten dünyadaki 5 ülkeden biri haline aynen geldi. Öyle, aynen. Bu konudaki yorumlarınızı alalım hocam. Burada aslında o kadar önemli bir konuya değindin ki düşük bir masrafla yeni alternatif sonuçlar üretmek üzerine yeni yazılım türevleri ve bunu open data ile işte big data ile de veya büyük veriyle de kurgulayarak aslında bizim doğal hinterlandımızda olan Türk Cumhuriyetleri, Afrika ve Avrupa'daki data setlerini de biz kurgulayarak Türkiye aslında yeni bir yüzyıla, Türkiye yüzyılına bu veri alanında girecek. Ben bunu görüyorum. Çünkü görüştüğüm birçok hem hacker boyutunda güvenliği sağlayan yazılımcılarımız, beyaz şapkalı hacker dediğimiz, hem de beyaz şapka tabiri uygun oldu hocam. Evet, hem de gerçekten Türkiye'nin siber güvenliği nasıl bir mavi vatan kavramımız var, bir de siber güvenlik var. Bu siber güvenliği kurgulayan birkaç arkadaşla görüştüm bu toplantıya gelmeden önce. Hmm. Çünkü onların da görüşlerini almak istedim ve vurguladıkları en önemli noktalardan biri bizim aslında dediğiniz gibi bu alanda insan kaynağını geliştirmemiz. Burada aslında devletimizin muhteşem bir vizyonu var. Bu vizyonda biliyorsunuz milyonlarca yazılımcı yetiştirme hedefi var. Hem Cumhurbaşkanlığı seviyesinde bu deklare edildi. E-insan denerek Cumhurbaşkanımız da vurguladı bunu. Ki onun vücut bulmuş hali E-Devlet. Aynen öyle. Şimdi biz programımızda muhteşem biliyorsunuz Avrupa'nın her yerine bağlanıyoruz. E-Devlet'in bir karşılığını biz Avrupa'da hiçbir ülkede yok göremiyoruz. Hala yani çalışıyor. Orada bir vergi yani sistemini dijital platforma taşımanın gururunu yaşayan kesinlikle Avrupa devletleri var. Kesinlikle. Yani biz bugün oturduğumuz yerden sabah uyandınız yatağınızdan çıkmadan evet, ikametgah belgenizi alabilirsiniz, adli sicil kayıt belgenizi alabilirsiniz, cezalarınızı ödeyebilirsiniz, cezalarınızı kesinlikle takip edebilirsiniz, kesinlikle tapu vergilerinizi de, yani doktorunuza dışarıda randevu devlet dairelerinize gitmeniz gereken veya kuruluşlara gitmeniz gereken ne varsa E-Devlet üzerinden hepsini halledebiliyoruz. Muazzam bir irade aynen ve vizyon var tabii devletimizin orada. Kesinlikle. Bu vizyon da şunu gösteriyor ki yazılım dünyasına Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayrı bir yatırım yapıyor. Evet. Ve dünyaya pazarlayacak hale geliyor. Kesinlikle. Oraya gösterdikleri ihtimam neticesinde bugün yaşıyoruz işte. Kesinlikle. Beraber. Burada geldiğimiz bir nokta var ve daha ileriye Türkiye yüzyılındaki hedefler içerisinde konacak yeni alanda da bu veri setlerini geliştirmek çok önemli. Dost ve kardeş ülkelerimiz hem Türk coğrafyası hem bize yakın olan gönül coğrafyamıza tüm ülkelerle beraber aslında oradan data veri setlerini
doğru kurgulayarak Türkiye'nin yapay zeka alanındaki treni kaçırmaması lazım. Bu nokta çok önemli Yasir'in. Evet. Çünkü bu şey gibi insan sağlığındaki virüse karşı mücadele etmek gibi datada da en önemli şey gelen veriyi karşı bizim bir virüs. Biliyorsun bu basit virüsler değil artık yapay zeka ile insan davranışlarını da analiz ederek yeni virüsler çıktı. Evet. Buna karşı artık bizim hem devlet kuruluşlarının hem diğer özel kuruluşlarımızın güvenliğini, siber güvenliğini sağlama açısından bu alanda bu data setlerini alarak çalışmamız çok çok önemli. Bunu bu alanda çalışanların bu mesajı ben aldığına inanıyorum. Çünkü bu tarafta da büyük bir çalışmaya ve atılıma ihtiyaç var. Biz burada nasıl hızlı bir biçimde otomotiv alanında büyük bir sıçrama yaptık ve oradaki devrimi kaçırmadık. Yine hamdolsun uzay alanında şu an hala astronotumuz uzayda ve gurur duyuyoruz hepimiz. Evet. Türkler uzayda diyerek. Bunun aynısını ben şu an dijital devrim tarafında özellikle E-Devlet'te yakaladığımızı muhteşem bir örnekti o. Aynı zamanda nasıl siber güvenlik tarafında sağlayabiliriz? Bu alanda yapılması gereken birçok konu var. Ve bu alanda insan kaynağı konusunda da büyük bir ilgi var ama buna yönelik bunları yurt dışına açacak programlara ihtiyaç var. Yani bizim bu ihracatı hem dışarıdan datayı crawl edip toplamaya hem de dışarıya bu insan kaynağımızla insan kaynağımızı kaybetmeden ama yetiştirip geri çağıracak bir sisteme ihtiyacımız var. Şu an birçok yazılımcımız anında yetiştiği an böyle olgun meyve gibi alıp götürülüyor. Bunu evet. söylemek durumunda hemen içim parçalanarak. Ama o insanlarımızı biz nasıl doğru bir biçimde doğru imkanları vererek hem dışarının know-how'ını alıp ama Türkiye için mücadele eder konuma getirebileceğiz. Bu da bir insan kaynakları konusunda yapmamız gereken bir çalışma. Tabii dijital dünya uluslararası arenayla yani bulunduğunuz yerden dünyanın her yerine o kürenin tamamına Tabii. çok hızlı ulaşma imkanını size veriyor. Tabii. Burada da dijital dünyanın avcıları var hocam. Evet. Yani eğer doğru bir tecrübeden ziyade yetenek varsa o yeteneği takip edip izin sürüp koklayıp bulup avcılar avlarını alıp götürüyorlar. Ama şuna değinmek lazım. Tabii burada yazılımcı arkadaşlarımızın kendi iradeleri söz konusu. Tabii. Yani işte Türk bayrağımız masamızda duruyor. Ben Türk bayrağını nerede görsem uzaydan bahsettiniz az önce. Uzayda görünce tüylerim diken diken oluyor. Öyleyim. Ayrı bir insan, ayrı bir gurur kaynağı Hayır. olarak görüyoruz. Hayır. Günün sonunda vatana millete hep anneler Anadolu'da dua eder ya. Vatana millete hayırlı bir evlat olasın inşallah oğul diye veya evlat diye. Günün sonunda tecrübeyi veya teknolojiyi dünyanın her yerinden alıp gelip vatana hizmet etmek lazım. Kesinlikle. Bu konuda avcılar üzerlerine düşen vazifeleri yerine getirirler ama av olmama iradesini de bizim insanımızın göstermesi lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle. Peki hocam büyük veri ne demek? Büyük veri aslında şu an baktığımızda var olan verinin analitik olarak çalışılarak bilgisayarlarda çok daha kontrol edilebilen ve yapay zekayı besleyen bir konuma döndürülmüş o hali. Yani yine veriler ama buradan artık biz analitik olarak insan hareketlerinden tutun tüm çevremizdeki evrendeki tüm hareketlere IoT'den tutun yani nesnelerin internetinden bu noktadaki tüm veri setlerini kullanabilen daha üst bir akıl diyelim buna. Çünkü bu datayı biz bu normal bir trafik hareketi olabilir. İstanbul'daki trafik sıkışıklığının analizi de bir büyük veri konusudur. İşte Ankara'daki hastaların ne kadar kaç doktoru ne kadar sürede gördüğü ve bu doktordan aldığı tedavi de bir büyük veri konusudur. İşte Kuzey Irak'taki savaşan askerlerimizin karşısındaki gelen teröristlere karşı verilen mücadeledeki yaşanan topografik değişiklikler de bir büyük veri konusudur. Dolayısıyla baktığınızda bu alınan datayı doğru bir biçimde işlemedir büyük verinin alanı. Hmm. Ve şu an bu da aslında direkt dijital dönüşümün bir parçası, bir alt seti olarak geçiyor. Burada büyük veriyi doğru biçimde toplayıp bunu analiz eden insanlara ihtiyaç var. Bir de bunu yapay zekayı kullanmayı öğrenen ve yapay zekayı doğru kullanan insan kaynağına ihtiyacımız var. Burada aslında yeni dünya düzenindeki yeni mücadele kartların karıldığı dönemde o yüzden Big Data dediğimiz büyük veri çok kritik. Hmm. Bu alanda da biz Big Data'nın özellikle dünyadaki örnekleri ilgili de benim bir kitap bölümüm var. Değişik örnekleri de ele alarak
Bunu çok güzel, değerli birçok hocamızla beraber, Sayın Orhan Koç, eski SGK Başkan Yardımcımız ve birçok değerli hocamızla beraber hazırladığımız çok güzel veriler var. Burada da TRT Türkiye yazanlara biz bunu ücretsiz olarak ileteceğiz. Bunu da oradan ifade etmiş olayım. O müjdeyi de vermiş olalım diyorsunuz. Direkt onlara bunu da arz edeceğiz kendilerine. Eyvallah. Telefon hatlarımızı zora soktunuz hocam. Öyle söyleyeyim. Ne demek? Yeter ki bir değer oluşsun derdimiz sizlerin gibi arkadaşlarla bu değeri ortaya koymak. Eyvallah hocam. Şimdi girişte bir bulut teknolojisinden bahsettiniz. Bizim genel yapımız şudur. Yeniliklere açızdır ama alışmak da bazen zorlanabilir. Doğru. Mesela tuşlu telefonlardan vazgeçmek bizim için çok zor oldu. Doğru. Yani dokunmatik ekranlara geçmek çok zor oldu. Kurum kuruluşlar mutlaka güvenlik endişesi olan kuruluşlar server hizmet almaya devam ediyorlar. Evet. Veri depolamayla ilgili ama Kayrekseret'te özel firmalar, büyük firmalar bulut hizmetine geçti. Bulut hizmetinden biraz bahsedebilir miyiz hocam? Yani bulut hizmetini veren yerli markalarımız var mı? Evet. Varsa güvenilirliği, yerlileri kastetmiyorum. Bulut hizmetinin güvenilirliği ne kadar? Evet. Yani ben güvenlik endişesi duyduğum verilerimi buluta aktarabilir miyim? Aktarmalı mıyım? Evet. Yoksa iş yerimde, ofisimde, şirketimde bir odayı komple server alan ilan edip oraya cihazlarımı yerleştirip orada kapalı devremi çalıştırmalıyım. Evet. Bulut hizmeti nedir hocam? Bulut hizmeti aslında kullandığımız real data'nın farklı bir server'da kopyalanmasıdır. Çok yani basit. Hmm. Ama bu server'ın ne kadar milli yerli olduğu konusu problem bizim için. Bu aslında bir milli güvenlik sorusu, muhteşem bir soru. Çünkü siz o bilgiye kimin erişimi var, onu nasıl kullanıyor, onu size karşı mı kullanıyor? Bu alanda İsrail gerçekten çok çok güçlü ve özellikle bulut dataları doğru bir crawl ederek alarak aslında bu bilgiyi de ellerinde kullanarak birçok siber savaşta ön plana geçiyorlar. Ama bizim yapmamız gereken kendi milli yerli serverlarımızı doğru biçimde koruyarak aynı zamanda da uluslararası bulut datalarını da kendimiz analiz ederek buna yönelik bir güvenlik sistemi oluşturmak. Burada var belli çalışmalar. Bir de belli projelerde ben milli yerli yapıyorum diyerek aslında Türkiye'nin aleyhine çalışan değişik bulut sağlayıcıları da var. Baktığında bunu nasıl tespit edeceğiz hocam? Arka planında yine Google'ı kullanıyor. Yine Kaliforniya bağlıyor server'ı. Yani burada bizim TÜBİTAK, COSCAP, işte Sanayi Bakanlığı teşviği veren ve bu ARGE'sin de ön plana destek verenlerin ve jürilerin burada büyük sorumluluğu var tabii ki. Çünkü yani aslında bir satın alma danışmanlığı ihtiyacı hasıl oluyor değil mi? Yani özellikle güvenlikle ilgili konularda güvenilir mecralardan devlet kurumları da olabilir bu. Ama akredite olmuş firmalar da olabilir. Tabii. Oradan mutlaka bir satın alma danışmanlığı, hatta belki işte uygulama danışmanlığı da almak gerekiyor. Bir de stratejik olarak Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi zaten bunun için oluşturuldu biliyorsunuz. Hı-hı. Orada da muhteşem bir vizyon var. O vizyonun da sahaya hızla entegre olması çok önemli bu dönemde. Orada da çok vizyoner, başarılı insanlar var. Yani Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin kurgusuyla diğer kurumlarımızın da beraber eşgüdümlü çalışarak topyekün bu Türkiye yüzyılında doğru adımdan atılması şart. Yani üniversitelerden, sivil toplumları, KOBİ'lerden bakanlıklara kadar. Evet. Peki hocam, son dönemde de çok gündem olan Metaverse. Evet. Yani her yerde bir Metaverse. İşte bir gidip arazi alalım, bir şey yapalım. Böyle bir yani bizim real hayatla çok bağdaşmayan tabirlerin olduğu ama gündelik hayatta da sokakta gündem haline gelen. Doğru. Çay ocaklarında öyle ifade edeyim. Çay ocaklarında amcaların bile artık Metaverse diye bir şey varmış. Gidip oraya yatırım yapalım dedikleri bir alan. Nedir hocam bu Metaverse? Sanal bir dünya. Baktığınızda var olan, şu an biz TRT Sevgi Stüdyoları'nda Ankara'dayız. İşte Turan Güneş'in hemen yanındayız. Aynı şekilde bu alanı sanal olarak da oluşturup buranın belli bir fiyattan satınıp alındığı bir ortam. Veyahut da yani satınıp alma derken real paradan mı bahsediyoruz? Real para ve dijital parayla satılıyor. Sanalda var olmayan bir dünyayı real parayla gidip satın alınıyor. Çünkü o dijital para da reale döndürülebildiği için biliyorsunuz artık. Peki neyi amaçlıyor hocam? Niye Metaverse var? Amaç burada artık biliyorsunuz yeni, en son büyük bir marka yeni bir gözlük daha piyasaya çıkardı. Şu an ismini söyleyemiyorum. Bununla artık şu an Metaverse'ün kışını yaşıyoruz bu arada. Yani bu kavramların aslında biraz yavaşladığı bir dönemdeyiz. Çünkü bu görsel teknolojiler yeterince
beklentiyi karşılayamadı teknolojik olarak. Gözle ilgili birçok problemler yaşandı. Ama bahsettiğiniz, daha doğrusu ima ettiğiniz marka bunu karşıladığını iddia ediyor ve şu anda şu an özellikle çıkardım. Amerika'da çok ciddi bir satış halkasına sahip oldu. Tabii ki, hatta oradan da Türkiye'ye, yani Amerika'ya giden vatandaşlarımız Türkiye'de alıp getiriyorlar. Aynen. Onu almaya gidiyorlar artık. Tabii, eskiden gündemdi ya, ya gidince bana bir telefon getir oradan. Artık tabii. O gözlüğü kastediyor. Aynen öyle. Çünkü o ilk o markanın ilk yaptığı devrim gibi, bunu da yeni bir devrim olarak, sanki bir kırılma. Çünkü hı-hı, artık bilgisayar gözünde. Tüm bilgisayarla ilgili her şeyi uzanarak, sadece şu hareketleri yaparak, ki orada da ayrı bir dil kullanıyorsun. O dilleri kullanarak yönettiğin. Çünkü biz ilk telefonda tuş yok. Telefonda buna alışırken çok zorlandık, biliyorsunuz. Tabii. Şimdi bunun da ayrı bir dili var. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalar var. Bu o dile uygun şekilde kendi avatarını da, kendi kopyanı, Yasir Yanılmaz'ın kopyasını aynen orada oluşturuyorsun. Ve sen dijital dünyada da yaşıyorsun. Dijital İş yapıyorsun, para kazanıyorsun. Tabii, değil mi hocam? Ticaret yapabiliyorsunuz. Her şey, her şey var. Ve bunu da artık... Yani buna neden ihtiyaç duyuldu hocam? Soruma tekrar gelecek olursam. Şöyle, hayat öyle bir hayat ki orada depresesin. Çok karanlık, çok kötü bir durumdasın. Ama Metaverse'ün kralısın. Ya insanlar birazcık da gerçeklikten kaçarak kafalarını farklı bir ortamda taşıyacakları bir ortam hayal ettiler. Aslında bu insanın hayal gücünün bir yolculuğu. Yani Metaverse'ü bir hayal yolculuğunun gerçekleşmesi olarak. Şimdi dönüyoruz şurada, bakın değişik evler var değil mi? Evet. Bu evlerin içinde bizzat yaşadığını hissederek, o kuşlar, böcekler, o deniz sahil varken onu hissederek sen o anı yaşıyorsun. O yani anı aslında apayrı bir dünya vaat ediyor Metaverse. Evet. Ama yalancı bir cennet. Çünkü ama orada da gerçek parayla sağladığınız bir hayat var. Büyük, büyük bir hayat var tabii ki. Yani gene ayrı bir cennet olmuyor o zaman orada. Olmuyor. Yani bunun riskleri var. Çünkü bir de artılmış gerçek var. Yani şu an bu ortamda biz Türk bayrağını görüyoruz. Bu ortamda Filistin bayrağını görüyoruz. Buradaki bir ortamda çiçekleri görüyoruz. O yapıyla aslında artılmış gerçekle hemen ufak bir hareketle sen bana konuşmaya başlayınca ben seni görmeye başlıyorum yavaş yavaş hayal şeklinde. Şu anki yapılan yapıda da bu şekilde. Dolayısıyla artılmış gerçekle bu sahte dünyadan veyahut da Metaverse'den gerçek dünyaya da seni hemen entegre edecek şekilde bir kurgu yapıyorlar. Evet, gerçekten ilginç bir alan. Yani ben çok zihnimde konumlandıramadığım için aslında uyguladığın an hemen oluşuyor. Yani gözlüğü taktığın an. Yok, onu kastetmiyorum. Tabii. Uygulama hemen alışırız hocam. Tabii. Allah'ın izniyle biz o konuda zafiyet gösterdiniz. Sadece buna neden ihtiyaç duyulduğundan da ziyade. Doğru. Yani kuranlar mutlaka bir kaygısı vardır kurmayla alakalı. Ticari kaygılar olabilir, kaygılar olabilir. İnsanın kontrolü ilgili. Ama bizim artık yani Anadolu'da, Türkiye'de çay ocaklarında 50 plus diye gençlerin tabir ettiği jenerasyonu söyleyeyim. Yani 50 yaşın üzerinde olan abilerimizin, büyüklerimizin Metaverse'den bahsediyor olmaları bana çok enteresan geldi. Evet. Bu da aslında dijital dönüşümün ne noktaya geldiğini gösteriyor. Ama burada biz tüketici konumda olmamalıyız. En büyük konu bu Yasir'cim. En önemli nokta. Biz bunu üretecek ve bunun pazarını yönetecek. Yani Türkler Kaliforniya'daki Metaverse'deki arsayı satsın. Örnek veriyorum. Gibi. Ve yani biz buradan ihracat edelim ve bu yarışta, nasıl uzay yarışında artık hedefimiz hızlı bir biçimde aya iniş dahil birçok bir stratejimiz var. Burada da Türkiye'nin Metaverse stratejisini ortaya koyması lazım. Özellikle şu an Metaverse'in kışı yaşanırken. Yani şu an konular popüler olunca biz hemen konuya atlıyoruz. Şu ara bu konu aslında o kadar popüler değil. Yani kış uykusuna mı yattı Metaverse şu anda? Tabii şu an gündemden düştü. Şu an mesela Metaverse firmalarının değerlemeleri hep düştü. Bu alanda yapılan yatırımlar. Niye peki hocam? Beklenen teknolojik hızla bir biçimde Metaverse'e giriş yapıldı. Yani real dünyadaki bilişim teknolojisi Metaverse'deki uyumu sağlayamadı. Teknoloji yetişmedi. Buna yapılan yatırım dünyası tarafında bildiğim için yatırım tarafını yapanlar yüksek değerlemelerle girdiler. Şu an o Metaverse yatırımlarından zarar ettiler. Ama buna yönelik uzun soluklu, daha sonrasında Metaverse'ün 2-3 yıl, 4 yıl sonrasında tekrardan bir patlamaya gireceğini. O yüzden bizim şu an 2024 Türkiye'sinde bunun hazırlığını 2030'a, 2028'e insan kaynağımızla hızlıca yapmamız gerekiyor. Peki hocam. Şimdi araya geçeceğiz. Tabii. İnşallah müsaadenizle. Sağ olun. Sevgili seyirciler, kısa bir araya geçeceğiz. Aranın ardından çok önemli bir programı işleyeceğiz. Mescid-i Aksa İmam Hatibi, Kudüs Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Sayın Şeyh Doktor İkrama Sabri Hocam'la dönüşte bir araya geleceğiz. Çok önemli konuları konuşacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir aranın ardından tekrar beraberiz.
Aklı Selim'de bu hafta Mehmet Lütfi Aslan, Ahmet Dağ, Yunus Emre Özsaray ve Yasin Ramazan savaş ve barış kavramlarını konuşacaklar. Ziya Paşa'nın bir sözünü hatırlıyorum. Eğer diyor sulhu selah istiyorsan hazır ol cenge. Pax Ottoman denilen Osmanlı düzeni döneminde barış bu kadar pamuk ipliğine bağlı değildi. Bir takım kuruluşların, Birleşmiş Milletler'in vermiş oldukları kararlarda aslında insani erdemlere dayalı kararlar vermediğini somut bir şekilde görüyoruz. Barış durumunun aslında bir savaş hazırlığı durumu olduğunu söylemek çok yanlış olmaz. Yusuf'a hiçbir şey söylemeyeceksin. Nasıl o fotoğrafta da gördüğümüzü... Kimseye tek kelime etmeyeceksin, tamam mı? Merve, ne oldu anneme, bir şey mi oldu? Niye fenalaştı? Bilmiyorum. Bu saatten sonra bana rahat yüzü yok. Onun için ben bugün yarın Adana'ya temel. Sen de gidecek misin? Kız abla, ben sana bir çorba edeyim de geleyim, ha? İçersin. Herkes işine gücüne gitsin, gerek yok. Yusuf'um evlensin, bir yuvası olsun. Çok istedim. Gitti, yabancı bir kızla evlendi. Allah büyük bir mucize versin, bir bebeğimiz olsun diye dua ettim. Ama o beni en büyük mutlulukla, Kur'an'la tanıştırdı. Memleket Kreuzberg her cumartesi saat 20'de TRT Türk'te. Ne söylüyoruz, ne dinliyoruz programı bu hafta Amsterdam'da. Piyano ile başladım. Evimizde bir piyano vardı. We are coming here. You don't know. Yolun kapalı olduğunu ya görmediler. Anlatıyorum, anlamıyorlar. Ben de sakinleştirmeye ne kadar çalıştıysam da vatandaş bildiğini okuyor. Birlikte kullanıyorum. Ya bunu sadece böyle de çalabilirsiniz. Aynı zamanda birlikte de. Ben kültür ve tarihe çok meraklı bir insanım. Ne söylüyoruz, ne dinliyoruz programı bu hafta TRT Türk ekranlarında. Kaçırmayın. Rafet El Roman'la her şey yolunda yine Rotterdam'da. Konuğum bir siyaset adamı, hatta Avrupa parlamentolarında bile ismi sıkça duyulan biri, Tunahan Kuzu. Aktif siyasetle meşgul oldum ben 15 sene boyunca. Hani ben Türk'üm ama aynı zamanda Hollandalıyım. En derinde, en son arzum şu halimde sana yakın olsam yeter. Tunahan, sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Huzurlarınızda Tunahan Kuzu, alkışlarınızla. Aşık olduğun adama ya babam ya ben demek nedir ya? Ya iyilik şahit baba, ya güzellik nine. Evlaza! Nasıl olacak kaynanda? Aman diyeyim Yeniz. Bizim bir şeyler yapmamız lazım. Sıra kimde? 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 Yeniz'de. Eski bağı tekrar kurmak istiyorsa affetmeye hazırdır. Ne kadar iyi bu babaymış size. Pek öyle değildim Yaz. Şahit babayla Mine'nin arası ne kadar bozuk. Hiç sorma. Baba, bu işi çözdük. Şahit usta çok değişik adam değil mi ya? Şunun güzelliğine bak. Ama kızına bak. Babama benzeyen birini istemiyorum. Çok hata yaptım ya, çok hata yaptım. Zorlama artık. Geçti gitti işte. Telafi etmeye çalışıyorum Mine ama izin vermiyorsun ki. Aç şu kapıyı. Yes, mahvedeceğim seni. Babamla barışırsan bir seçim yapmak zorunda kalmayacağını falan mı sandın? Alman Kuzusu her pazar saat 20'de TRT Türk'te. Yolda içten bir evetle başlar yeni hayat serüveni. Bu serüvende çiftler birlikte büyür, aşk, sevgi ve uyumla yeni kuracakları yuvayı inşa ederler. Aile programı hafta içi her gün saat 10'da TRT Türk'te.
Evet, kısa bir aranın ardından tekrar beraberiz. Şimdi çok önemli bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Kudüs'e bağlanacağız, Mescid-i Aksa'ya bağlanacağız. Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Doktor İkrama Sabri hocamla beraberiz. Selamun aleyküm ya Şeyh. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyna aleyküm selam. Kefahal inşallah. Hamdülillah. Peki ilk sorumuzla başlayalım. Değerli hocam, Mescid-i Aksa'ya yönelik tabii şu anda Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Filistin neredeyse tamamında artık insanlık dramı yaşanıyor. Siz de Mescid-i Aksa'nın imamısınız. İslam dünyasının çok önemli isimlerinden birisiniz. Öncelikle sizi gördüğüm için gerçekten çok mutlu oldum. Rabbim sizlere sağlık, sıhhat versin, afiyet versin. Bugün bizleri kırmayıp, nezaket gösterip yayınımıza dahil olduğunuz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. İlk sorumla başlayayım. Mescid-i Aksa'ya yönelik kuşatma şu an ne durumda değerli hocam? Ehlen ve sehlen ya üstaz. El-an nahnu sa'idin li'enne nüşahid ileykum. Ma huve vadu'al hisar el-hali alel Mescid-i Aksa ya Şeyhuna Kerim. نعم بسم الله الرحمن الرحيم السؤال يعطي نفس الجواب هو حصار نعم يعني حصار أي أن السلطات المحتلة تحاصر الأقصى عسكريا وتمنع المسلمين من دخول الأقصى من خلال تحديد الأعمار وتحديد الأعداد أيضا وهم طامعون بالأقصى لأنهم يفسحون المجال لليهود المطرفين باقتحام الأقصى ودخول الأقصى نعم Öncelikle Mescid-i Aksa elbette ki bir kuşatma altında ve Mescid-i Aksa İsrail'in öncelikli hedefi. Bu yüzden bir kuşatma altında şu anda Mescid-i Aksa ve bunun ilk aşaması da Müslümanları Mescid-i Aksa'dan men etmek. Ve aynı zamanda bu kuşatma ibadet özgürlüğünün de kısıtlanması hususunu beraberinde getiriyor. Özellikle yaş konusunda da ciddi sınırlamalar söz konusu Mescid-i Aksa'ya girişle alakalı. Bunları ifade edebiliriz kısaca. Peki ibadet özgürlüğünün... وهناك فرق بين الزيارة والاقتحام الزائر الذي يدخل البيت بإذن صاحبه وأما المقتحم يدخل البيت بدون إذن صاحبه فهذه الجماعات اليهودية المطرفة تدخل الأقصى بدون إذن الوقف الإسلامي فهم معتدون Evet Mesut Hocam. Ciddi manada bir haksızlık söz konusu bu hususta. Özellikle Filistinlerin Mescid-i Aksa'ya girişiyle ilgili de bir problem söz konusu. Tabii ki bazı Yahudiler var, aşırı Yahudiler. Bunların özellikle Mescid-i Aksa'ya girilmesine halihazırda müsaade ediliyor. Ve Müslümanların oraya girişiyle alakalı da ciddi bir baskı altında Müslümanlar, Yahudiler tarafından. Bunları ifade edebiliriz. Peki ibadet özgürlüğü dünyanın her yerinde değerli hocam çok önemlidir. Yani insan haklarından bahseden dünyanın devletleri, yöneticileri özellikle ibadet özgürlüğü konusunda vurgu yaparlar ve sapkın diye nitelediğimiz evrensel dünyanın her yerinde sapkın olarak nitelenilen bazı argümanlara bile özgürlük tanınırken İslam dünyasının en önemli mekanlarından biri olan, üç mescitten biri olan Mescid-i Aksa'da ibadet özgürlüğünün kısıtlanması hususuyla ilgili özellikle neler söylersiniz? Mesela dün İslam dünyası için önemli bir gündü. Miraç kandilini hep beraber ibadetler eşliğinde tüm İslam alemi değerlendirme imkanına sahip oldu. Mescid-i Aksa'da neler oldu? Mescid-i Aksa'da bu mübarek geceyi layıkıyla yaşayabildiniz mi? Sual sani ya üstad. Mada tekulun bi şe'ni takiyit hürriyetil ibade fi Mescid-i Aksa fil Kudüs? نعم الإجراءات الاحتلالية بمنع المسلمين من دخول الأقصى يتعارض مع حرية العبادة مع أن حرية العبادة من حق كل مسلم وأن القوانين الدولية تدعو إلى
حرية العبادة. فلا يوجد الآن حرية عبادة في الأقصى، لأن الإجراءات الاحتلالية تقيد حركة المسلمين، تحدد الأعمار وتحدد الأعداد أيضا. Öncelikle kuşatma zaten ibadet özgürlüğünün kısıtlanması anlamına geliyor ve gençler de aynı şekilde Mescid-i Aksa'dan men ediliyor ve uzaklaştırılmaları da ibadet özgürlüğünün kısıtlanması hususunda bir durumdur. Yalnızca bununla kalmayıp Mescid-i Aksa'ya girişte yaşla alakalı da belli şartlar getiriliyor. Bunların hepsi elbette ki çok büyük haksızlıklardır. Zira bütün bu alınan önlemler, Mescid-i Aksa'ya girişle ilgili yaşanılan bu durumların hepsi aslında uluslararası normlara ve yasalara da aykırıdır. Bunları ifade edebiliriz kısaca. Peki kıymetli hocam, başında da söyledik. Filistin'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Yani Filistin topraklarının neredeyse tamamında bir insanlık dramı yaşanıyor. Siz yayına bağlanmadan önce biz dijital dünyayı konuşuyorduk. Yani dünyanın her yeriyle iletişimin ne kadar rahatladığını artık dünyada bunları değerlendirdik. Yani Filistin'de yaşanan olan biteni de bütün dünya bütün objektifliğiyle, çıplaklığıyla izleyebiliyor. İzleme imkanına sahip oluyor. Peki bu yaşananlara karşı dünyanın duruşu, dünyanın bakış açısı hakkında neler düşünüyorsunuz, neler söylersiniz değerli hocam? Ya Şeyhunel Kerim, ma huwa mawqif al-alam hawla ma yahdus fi Filistin? Mada yashrah ileyna ant? Naam. Al-alam yatafarraj. Ka'annahu yahdur film min al-aflam al-jara'imiyya. بالإضافة إلى أن أمريكا تدعم سلطات الاحتلال بالأسلحة وتدعمهم دبلوماسيا وتدعمهم اقتصاديا أيضا. Gördüğünüz gibi dünya Filistin'i yalnızca izliyor ve sadece izlemekle kalmayıp aynı zamanda Amerika'ya da açık bir şekilde destekte bulunan ülkeler var. Ve Amerika'da bildiğiniz gibi İsrail'e destek olmakta. Bu destekler elbette gerek askeri alanda, gerek siyasi anlamda, gerekse diplomatik anlamda destekleri devam ediyor. Dolayısıyla dünyanın Filistin'de, Gazze'de yaşanan durumları adeta bir film izler gibi izlediğini ifade edebiliriz. Benim de fark. فرق بين ما يحصل في فلسطين وما يحصل في أوكرانيا. ما يحصل في أوكرانيا العالم وقف معهم، بينما في فلسطين هم يتفرجون وينتظرون النتائج، كأنهم ينتظرون ماذا يحصل في نهاية الفيلم. Şöyle ki Ukrayna'da da benzeri bir durum söz konusu oldu. Fakat Ukrayna'da dünyanın vermiş olduğu tepki çok daha farklıydı. Fakat Filistin'de yaşananlar sadece bir film sahnesi gibi. Dolayısıyla dünya Filistin'i yalnızca izliyor. İkisine eşit muamelede kesinlikle bulunulmadı dünya tarafından. Kaldı ki Ukrayna'da hastaneler bombalanmadı. Ukrayna'da yani askerler arasında bir çatışma, sivillerle ilgili mutlaka kayıplar da oldu ama bu kadar açık açık insanlık suçu işlenen bir durum gerçekleşmemesine rağmen Kudüs'te Filistinlilerin yaşamış olduğu drama karşı dünyanın Ukrayna'ya yaklaştığı gibi yaklaşmaması da aslında çifte ayrımcılığın bir gerekçesi oldu, görmüş olduk. Peki kıymetli hocam, sizler dediğim gibi İslam dünyasının en önemli isimlerinden birisiniz. Bizim göz bebeğimiz, nurumuz, Mescid-i Aksa'nın emanetçisiniz. Ben mücahide olarak tanımlıyorum sizleri. Aynı zamanda Yüksek İslam Konseyi Başkanlığı'nı yapıyorsunuz. Yani İslam dünyasına da liderlik yapıyorsunuz. Şu anda da Kudüs'ten yayınımıza bağlanıyorsunuz. Zor şartlarda bu yayını gerçekleştiriyoruz.
biz yayın kısmında şahit oluyoruz ama Kudüs'te sizin bir hayatınız var tabii. Kudüs'te yaşadığınız zorluklar nelerdir? Neler yaşıyorsunuz? Biraz onlardan bahsedebilir misiniz? Ya Şeyhun el-Kerim, sual hada şekli. Ma huwa as-su'ubat allati tuwajihunaha bi sifatikum İmam Hatip el-Mescid el-Aksa ve Reis el-Hey'e el-İslamiyye el-Ulya entum? Nعم. ما هو الصعوبات؟ الصعوبات نعم الصعوبات متعددة كثيرة منها توجيه تهمة لي بأنني أحرض المسلمين على العنف في خطب الجمعة ويستدعونني إلى التحقيق لدى المخابرات الإسرائيلية. بعدين أكمل. Bu zorluklar öncelikle gözaltına alınmakla başlıyor. Sürekli bir sorgulanma halinde oluyorum. Özellikle cuma hutbesi okurken yine aynı şekilde bir basın açıklaması sırasında da aynı şekilde tahrik suçundan ya da halkı galeyana getirdiğim suçlamasıyla sürekli bir sorgulama halinde olabiliyorum İsrail tarafından. وكان آخر استدعاء في 17/12/2023 حينما ألقيت خطبة الجمعة أطالب بها بالتبادل في موضوع الأسرى. 17 Aralık'ta en son soruşturma için, sorgulanmak için çağrılmıştım. Ve İsrailli rehinelerle alakalı bazı hususlarda sorgulamak maksadıyla beni davet etmişlerdi. Yani henüz daha yakın bir zamanda 17 Aralık'ta da yine sorgulanmıştım İsrail tarafından. قد حصل عدة مرات أن منعت من دخول الأقصى وعشرات المرات بمنعي من السفر خارج البلاد نوعين من القرار. Birkaç kere de aynı şekilde Mescid-i Aksa'ya girişim hususunda sorun çıkartıldı. Girişime izin verilmedi. Aynı şekilde yolculuk yapmam konusunda da engel olundu bana. Bunları ifade edebilirim. La yuriduna kemmel afwa en neskut. Velakin el vacib yed'una أن نقول كلمة الحق ولا نسكت. Yani İsrail'in istediği şu aslında, istiyor ki bir susalım, hiçbir zaman kendi hakkımızı savunacak bir şeyler yapmayalım, hiçbir zaman doğruyu söylemeyelim. Bu konuda bir istekleri var, böyle istiyorlar. Ama tabii ki biz bu konuda gereken çabayı göstermiş oluyoruz. Rabbim gücünüzü, kuvvetinizi arttırsın değerli hocam. Hayyakumullah ya ustaz. Şöyle bir soruyla devam edelim değerli hocam. Şimdi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yakından tanıyorsunuz. Görüşmelerinizin olduğunu biliyoruz. Hatta öyle ki Ayasofya'da onun daveti üzerine bir cuma namazı kıldırdınız. Ayasofya'da İslam dünyası için çok önemli bir yapı. O yapıda gelip cuma namazını kıldırma imkanına sahip oldunuz. Cumhurbaşkanımızla ayrı bir iletişimimizin olduğunu biliyoruz. Ama onun nezdinde Türkiye'de yaşayan insanların, Türklerin, dünyada yaşayan Türklerin Filistin'le olan bağını da biliyorsunuz. Bu hususta neler söylemek istersiniz? Türkiye ve Türkiye'liler, Türkiye'de yaşayan insanlar ve Cumhurbaşkanımızla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Entum tarifun ya Şeyhun el-Kerim, Reis Recep Tayyip Erdoğan, marifeten, şahsiyeten yani. وتعلمون كم أنه مهتم بشأن القضية الفلسطينية. ما هو رأيكم حول هذا الموضوع؟ وأيضا الشعب التركي يعني يحبون الفلسطين. وأيضا أنتم أقمتم صلاة الجمعة في مسجد الآيا صوفيا. أنت ماذا يقول هذا الكلام في هذا الموضوع؟ نعم نعم. ما في شك يعني أولا الشعب التركي يحب القدس يحب الأقصى يحب فلسطين سابقا ولاحقا والرئيس أردوغان حفظه الله هو جزء من هذا الشعب وهو يمثل الشعب وبالتالي هو يهتم بالقضية الفلسطينية
بما في ذلك موضوع القدس والأقصى. وهذا الموقف هو موقف ثابت مبدئي لا يتغير. Evet. Evet, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyoruz ve kendisi Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs'ü çok seviyor. Şunu ifade etmeliyim. Türk halkı da aynı şekilde Filistin'i, Mescid-i Aksa'yı çok seviyor ve Türk halkının da temsilcisidir aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Kendisinin Filistin'e karşı, Mescid-i Aksa'ya karşı duruşu geçmişte de belliydi. Şu anda da hali hazırda belli. Ve kendisi de güncel durumla yakından elbette ki ilgilenmektedir. Geçmişte neyse düşünceleri şu anda da hala aynı şekildedir. Yakından ayrı bir muhabbet beslemektedirler. Peki şöyle bir soru sorayım. Bismillah Ayasofya. نعم بحمد الله صلينا الجمعة وصلى الرئيس أردوغان وقد كنت إماما في المسجد وهذا يعني مدى تقدير ومحبة الرئيس أردوغان للقدس وللأقصى. Tabii Ayasofya hususuna da değinmek istiyorum. Ayasofya'da nasip oldu. Geldik ve bir cuma namazı kıldırdık. Tabii bu hususta bunu yapabiliyor olmak da aslında çok büyük bir mesajdır. Cumhurbaşkanımızın ne kadar Filistin'i, Mescid-i Aksa'yı ne kadar önemsediğini de gösteren bir durumdur bu aynı şekilde. وأن المجموعات الجروبات الكثيرة من تركيا لزيارة الأقصى يدل مدى محبة الشعب التركي للأقصى وحرصه أن يصلي بالأقصى. Tabii Türkiye'den de çok fazla çeşitli gruplar bu ziyaretimizde bizi yalnız bırakmadılar. Geldiler ve ayrı bir muhabbet duyduklarını belirttiler. Bizden istifade etmek istediklerini söylediler. Ve Mescid-i Aksa'da namaz kılmaya yönelik onların o şevkini de bizler görmüş olduk. Çok fazla çeşitli grupların ziyaretinden türlü ayrı mutluluk duyduk kesinlikle. Türk halkının وبخاصة بعد صلوات الجمعة ونتحدث معهم ويلتقطون معنا صورا كثيرة. Aynı zamanda Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya gelen, orada namaz kılan Türk halkından kişiler de oluyor elbette ki, belli ziyaret maksatlı gelenler. Onlarla da namazdan sonra kesinlikle bir araya geliyoruz. Bize muhabbetlerini ifade ediyorlar. Fotoğraf çekiniyoruz. O noktada da her cuma sonrasında Türkiye'den gelenlerle Mescid-i Aksa'da buluşmuş oluyoruz. Peki, az önce hocam Kudüs'te yaşadığı zorluklardan bahsederken aklıma şöyle bir soru geldi. Hatta sormuş da olayım. Hocam şu anda kaç yaşında, onu bir öğrenmek isteriz. Kem umruk ya üstad el-an? Kem umruk? Elhamdülillah. Ana umri fawqa al-20 yani. 20 yaş üzeriyim. Eyvallah. Evet, 20. 85 sene. 85 yaşındayım. 85 yaşında. Yani bunu çevirin diye söylemiyorum Nesbi Hocam ama şöyle bir durum var. Aslında herkesin anlaması, bilmesi gereken yer. Yaş sormamdaki sebep şu. 85 yaşında bir insanı her an, her dakika sırf eziyet olsun diye, sırf mobbing uygulansın, baskı olsun, sözlerin, kelamın karşılığı insanların kalbine nakşetmesin diye her an bulunduğu yerden alıp götürüp eziyet etmeye muktedir bir zihniyet var bulunduğu yerde. Gerçekten biz Türkiye'de bu yayını yaparken belki konuşmak kolay ama orada oturup bu hayatı yaşamak ciddi bir mücadele ruhu ister. Hocamda da maşallah ifade bir mazur görsün ama aslanlar gibi bir yürek var. Onu da sahadaki çalışmaları, yani sahadaki çalışmasından kastım vazifesi ne? İmamlık yapıyor. İmamlık yaparken bile bir mücadele ortaya koyması gerekiyor. Mücadeleyi de bu zamana kadar gerçekten fedakarca, cefakarca yaptığı için İslam alemi adına ben kendisine teşekkür etmiş olayım hocam. Neşkurukum ya Şeyhun el-Kerim. Nahnu narif yani fi Mescid el-Aksa fil Kuds yujad el-meşakil kebir yani daiman. Ve fi hada el-bernamij aydan yani yujad el-kebir meşakil. Ve ent kabilet yani fi hada el-bernamij. Nahnu neşkurukum. Şükran kesir.
نحن لي في الخطابة لي 50 سنة خطابة الأقصى 50 سنة و9 أشهر أي قبل أن تولدوا والله أعلم. Ben 50 yıldır Mescid-i Aksa'da imam hatiplik yapıyorum. Bu da bizim için çok büyük bir şeref. Elhamdülillah. Bunu öncelikle ifade etmemiz lazım bu husustan. هو في سؤال أخير ما رغبتم به. Son soruyla alakalı. Soru değil, teşekkürlerimi iletmek istedim. Ama sorum şu olsun. Son soru olarak şunu ifade edeyim değerli hocam. Kudüs'tesiniz. Peygamberimizin bize miras bıraktığı, mutlaka ziyaret edin dediği 3 mescitten biri. Yani Mescid-i Aksa, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa. O 3 kutsal mescitten birinin sorumlususunuz. Gerçekten çok kıymetli bir değersiniz. İslam dünyası için alim nitelikte benim en azından tanımaktan şeref duyduğum, gerçekten büyük memnuniyet duyduğum bir insansınız. Bulunduğunuz yerde bizler için, İslam dünyası için çok kutsal bir alandasınız. Mescid-i Aksa'dan dünyaya bir mesaj vermek isteseniz o mesaj ne olurdu? Mescid-i Aksa'nın dünyaya mesajı nedir değerli hocam? Ya Şeyhunel Kerim, entum ta'rifun el mekan Mescid-i Aksa, el mekan el mukaddes yani. Ve selas mekan yujet, el mukaddes, el Mescid-i Nebevi, مسجد الحرام ومسجد الأقصى وأنت مسؤول في المسجد الأقصى يعني أنت إمام الخطيب وأيضا أنت الرئيس هيئة الإسلامية العليا ما هي رسالتكم من القدس ومن المسجد الأقصى إلى العالم؟ نعم أولا رسالتنا إلى المسلمين لنقول لهم أن الأقصى يناديكم للحديث النبوي الشريف لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى هي أول رسالة. Öncelikle şu mesajı iletmek istiyorum. Kudüs'ü seven herkese ve orayı önemseyenlere dünyadaki bütün Müslümanlar içindir Mescid-i Aksa ve Mescid-i Aksa sizleri çağırıyor, sizleri davet ediyor. Ve bununla ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifi var. 3 mescide seyahat edilir. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa. Öncelikle bu ilk mesajım dünyaya. Ve nekul lil alem bi şeklin am nahnu مرتبطون بالمسجد الأقصى ارتباط إيمان وعقيدة بقرار من الله سبحانه وتعالى فنحن أصحاب حق وصاحب الحق قوي نعم ikinci olarak da şunu ifade etmeliyim imani bir meseledir Mescid-i Aksa ve dini olarak da bağlılığımızın olması gereken bir yerdir. Ve biliyorsunuz Miraç hadisesi de oradan gerçekleştirilmiştir. Ve biz hak sahibiyiz. Hak sahibi olan da her zaman güçlüdür. Eyvallah. Bu da ikinci mesajım. Ve nekul lil alemi aydan enne ahle Filistin mutemessikuna ببلادهم بأرضهم المقدسة دفاعا عن جميع المسلمين في العالم. Ve şunu ifade etmeliyim. Filistin'de bulunan halk şu an bütün dünya Müslümanları yerine orada bir savunma gerçekleştiriyor. Bütün dünya Müslümanları için orada Mescid-i Aksa'yı korumaya çalışıyor. فحقنا هو حق إلهي من 7 سماوات ليس من مجلس الأمن ولا من هيئة الأمم
Ve bu hak, bizim Mescid-i Aksa ile ilgili söylemiş olduğumuz bu hak, yedi kat göklerden gelen bir haktır. Uluslararası olarak bize verilmiş bir hak değildir. Eyvallah değerli hocam. Dolayısıyla geçerliliği daha fazladır. Aslında Ekrem Asabi hocamın söylemlerinden verdiği mesaj, ben şöyle anladım. Hani diyor ya şair, Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde, götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa, kucaklasın beni İslam diyordu. Vel netice o olsun. Hocama çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Rabbim en yakın zamanda hocamın arkasında Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmayı ümmeti Muhammed'e, başta kendim için söylüyorum ama ümmeti Muhammed'e nasip etsin inşallah deyip hocamı uğurlayalım. Nahnu neşkurukum ya Şeyhunel Kerim ve inşallah netemenna en nusalli halfekum fi Mescid-i Aksa salatul cuma kariben inşallah. 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 Ve ehlen ve sehlen bikum daimen. Çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bekliyoruz. Ehlen ve sehlen. Ya Şeyh. Şükran. Ve şükran li ve nefti arti ve li cemi'i vesail-i ilam elleti tanqul muanat eş-şa'b-ı Filistinli. Aynı zamanda TRT'ye de çok teşekkür etmek istiyorum. Gerek sosyal medyada gerek de yapmış oldukları yayıncılıkla her zaman Filistin'e, Filistinlilere destek oluyorlar. Hasreten teşekkürlerimi ifade etmek isterim ben de. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun değerli hocam. Evet sevgili seyirciler, bugün de Rehber'in sonuna geldik. Bu hafta Rehber'de girişimci Doktor Yavuz Selim Sıla ile dijital dönüşümün iş hayatına etkisini konuştuk. Programımızın devamında ise de çok önemli bir bağlantı yaptık. Kudüs'e bağlanarak Mescid-i Aksa İmam Hatibi, Yüksek İslam Konseyi Başkanı ve Kudüs Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Şeyh Doktor İkrama Sabri Hocamıza Mescid-i Aksa'nın dünyaya mesajını sorduk. Merak edilenlere rehber olduğumuzu umut ettiğimiz programımızda dilerim ki sizlerin de tüm sorularınıza yanıt vermişizdir. TRT Türk ailesi olarak sesimizin ve nefesimizin ulaştığı her yere selam olsun. Unutmayın, siz neredeyseniz biz oradayız. Haftaya çalışma hayatı başlığı altında aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Rehberle kalın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın efendim.